Selamun aleyküm. Abilerim, kardeşlerim. Benim gibi acemi tırcılar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu videomuzun konusu da rampayı nasıl ineriz? Rampa nasıl inilmeli olacak inşallah. Nasıl ki rampaya çıkmadan önce dedik ki arabayı dolduracağız. Rampanın dibine öyle gireceğiz diye. Burada da tam tersi, araba hazır yavaşlıyorken rampanın tepesine gelmeden önce arabanın hızını düşüreceğiz. Tabi bunun için rampayı bilmemiz lazım. Nerede inmeye başlıyoruz falan diye. Çok önemli bir mevzu ama hani tepede ne kadar hızlı olursak o kadar sıkıntı bizim için. Görüyorsunuz can kurtaran tam tepesi bura. Rakım 1580 diyor. Şimdi hızım benim şu an 62-63 civarı. Gaza çok fazla dokunmuyorum. Araba inecek şimdi. Burayı da manuel inelim. Aldım manuele. Vitesimi 10'a aldım. Devrim 1500. Araba 70'e geldi şu an. Tepedeyim bakın. Ne yapıyorum? 72-73 oldu. Şöyle biraz bir yer vuru olduğu için tabii şu otomatik şey olayını kullanıyoruz burada. Otomatik rotor olayını. Yine hararetimiz ortanın altında. Rampaya tam çıkarken de yormadık arabayı yani, öyle diyeyim. Şimdi yavaş yavaş araba inmeye başladı. Ne oldu hızımız? 72'de şu an sabit dediğimiz için duruyor. Frenle bu otomatik rotarlarla bu şekilde sabitledik. Otomatik olmasa da çok da bir şey değişmeyecek. Orada da ne yapacaksın? Hızlanmaya başladıkça mesela önce bir tık çekeceksin rotarı. Baktın hızlanıyor. Araba daha da akacak. Bir tık daha çekeceksin. Olmadı, bir tık daha. Ama 5 dişin 5'ini de böyle zart diye çekmeyeceksin. Veya 2-3 dişi birden çekmeyeceksin. Yavaş yavaş. Şimdi bura tatlı tatlı iniyor. Biraz sonra keskinleşecek bura. Şu an arabamız rahat bir şekilde inmeye başladı. Şimdi rampa inerken hararet yükselir mi? Tabii ki de yükselir. Niye? Devir yükseliyor çünkü. Devir yükseldiği için hararetimiz de hafif hafif oynamaya başladı. Şimdi rötarı çektin. Komple rötarla inme olayı da yok. O da yanlış bir şey olur. Hatta ve hatta böyle iyice hızlanıp 80'den 90'dan, mesela biz şu an 80-90 veya 85 civarı bir hızla bu rötarı çekseydik o da ısınacak yani. Rötar neticede yine soğutma sistemine bağlı. İçindeki yağ sistemi. Bak, rampa burada dikleşiyor. Şimdi bu dikleşme yerine kadar geldik. Tam da bu arada fan açtı araba. Ne yapıyorum? Frenle rötarın yükünü hafifletiyorum. Şöyle basıyorum biraz. 70'in altına indirdim arabayı. Tekrar bıraktım. Burada otomatikten çıkarayım ben. Kendimiz inelim. Şöyle hafiflettim. Ama frene böyle zank diye değil yani. Yavaş yavaş basıyoruz. Bıraktık. 75'e geldi. Tekrar şöyle bir hafif frene bastım. İki dişte rötarımı çektim. Şimdi arabayı tutuyor bak. Şu an 75'te tutuyor. Hafif 80'e doğru meyillendi. Bir tık daha rötar çektim. Rötarın sesi geliyor mudur bilmiyorum. Çığlamaya başladı. İniyor şimdi. Şu an için sıkıntı yok. Fan kendini kapattı. Biraz önce frenle böyle destekledik çünkü. Hararetimiz yarın altına düştü. Tekrar çıkıyor. Bak tekrar açtı fanı. Tekrar ayağımı frene attım. 70'in altına indirdim. Rötarı bıraktım. Üçünü birden bıraktım. Niye? Burası daha böyle bir düz. Şimdi birazdan virajdan sonra tekrar çekeceğim. Bu arada mümkün mertebe virajda da frenleme yapmamaya gayret edeceğiz. Tabelayı görüyorsunuz bakın sağ tarafta. Hemen bir tane tık aldım.
%6 eğimle 4 kilometre inecekmişiz. Bir tane daha çektim. Araba 75 civarında şu an. Ondan sonracıma fanı ne yaptı? Bu kapattı biraz önce. Fren miren yaptık. Rötarı kapattık. Şimdi burada hızımı biraz daha arttırabilirim. Yani 80'lere çıkabilirim aslında ama ben arabayı yukarıdan çok fazla salmak istemiyorum. İki diş rötarımız çekili. Hızımız 80'e yanaştı. Bir diş daha çektim. Oto çeker de önümüzde zaten görüyorsunuz. O bizi yine bunaltmadan şöyle bir atalım kendimizi. 81-82 olduk. Frene bastım. Bu arada tam fan açtı. Hafif böyle frene böyle düzdeyiz. Frene basmamızda da sakınca yok. Ne yaptık? Frenle biraz böyle rötarın yükünü hafiflettik. Atalım kendimizi sağa. Milleti bunaltmayalım. Vitesimiz hala 10'da. Viteste hiçbir şekilde oynamadık. Şu an 3 diş rotarımız çekili ve araba 70'te tutuyor. Hani bıraksam bu şekilde de gider. Ama kulağım bu sefer nerede? Çıkarken turbo sesindeydi. Şimdi de fan sesinde. Fanı duydukça frenle destekleyeceğim. Şimdi rampamız yarıya geldik. Bak burada da zaten tekrardan ne dedi? 2 dedi bak. 2 kilometre kaldı. 4'tü 2'ye düştü. Tam yarıya geldik. Bir tık rötarı bıraktım. Bir daha bıraktım. Şu virajı kurtarayım. Ondan sonra komple kapatacağım. Hızım bu arada 80'e geldi. Devam ediyor. Tekrar bir tık şöyle bir rötar daha. 82'deyiz hala şu an. Araba tam böyle salmıyor kendini. 82'de iniyor burayı. Hararet, gözümde hararette. Tam yerinde hararet şu an. Fan falan bir şey yok. Devrede şöyle bakacaksınız. 2000'den sonra sıkıntıya giriyor. Niye? Hani ne kadar fazla devir çevirirse o kadar motoru zorlamış oluyorsun bir nevi. Zaten hep devirin son kısmında da böyle kırmızı olur her arabada. Orası tehlikeli yer. Oraya yaklaşmayacağız. Bakın şu an hala rotarla gidiyorum. Şimdi dedim ya bu arabalarda bir de topuk freni var diye. Ayağımı topuk frenine attım. Rötarı bıraktım. Hızım zaten 80'in altına düşmeye başlamıştı. Şu an hala ayağım topuk freninde. Bu sefer de arabayı motorun kompresör basıncıyla tutuyorum. Şimdi birazdan da ne yapacağız? Şu virajı döndükten sonra tekrar rötarımızı çekeceğiz. Rötarı soğutuyoruz yani biz bu esnada. Yağ soğuyor. Şu an gözüm zaten hararette. Hararet şeyin altına geldi. Bak şurada gördüm. Bir tane vites aldım. Neyi gördüm peki orada? Hafif bir bitiş var, artık çıkmaya başlayacak. Yani rampayı bitirdik. Arabayı salıyorum artık. Ne fren, ne rötar, ne başka bir şey. Hızım 90'a geldi. Hafiften, hani hızı çok arttırmaması için topuk frenine bastım. Şu an 88'e getirdi arabayı. Bak tekrar bir inişe geçeceğiz. Mümkün mertebe ne yapacağım? Yavaşlatmam lazım benim. Bu sefer bir tane vites düşürdüm. Çektim iki diş rötar. Topuk freni de daha hala ayağımın altında. Daha salmadan aşağıya arabamı bu sefer ne yaptım? 70'e aldım. Bıraktım şimdi ikisini de. Araba bir kendine gelsin şöyle. Salıyor şu an. 80'e doğru gidiyor. Vitesimiz bu sefer 11'de. Hani o dik yeri geçtiğim için ne yaptım? Hatta şu an 12'ye aldım. Tekrar bir çıkış var orada. Gaz bile basabilirsin şurada. Niye? Çünkü hani orayı rahat sıyırırsa daha iyi olacak bizim için. Evet. Şimdi gaz vermeye başlayacağız. Bu ara 88'e geldi. Tam 88 civarında ayağımı gaza attım. Tekrardan ne yapıyorum?
şu karşı tepeyi rahat bir şekilde aşayım diye gaz veriyorum. Bu esnada hararet falan filan çok böyle düzgün yarının altına indi. Isıtmadık yani hiçbir tarafı. Şimdi şu tepeye çıkacağız. Bir de oradan aşağı sallanacağız. Hani buranın olayı, can kurtaranın olayı, can kurtaran Çamlıdere, Kızılcahamam. Bu üçü birbirine böyle iniyorsun, az bir çıkıp tekrar iniyorsun. İniyorsun, az bir çıkıp tekrar iniyorsun. Yani birbirine bağlı uzunca bir şey gibi düşünebiliriz burayı. Rampa gibi düşünebiliriz. Hani aslında bayağı bir uzunca bir rampa ama aralarda böyle tekrar çıkma şeyi olduğu için durumu, bunları da ne yapacağız? Kullanacağız. Bak şimdi hızım 60'ın altına düştü. Vitesimi de 10'a aldım. Devam ediyoruz. Tekrar inişe geçeceğiz birazdan. Ne yapıyoruz burada bu sefer? Ayağımızın altındaki gaza yüklenmiyoruz. Niye? Şimdi iyice hızlandırırsak bu sefer biraz sonra tekrar yavaşlatması için uğraşacağız. Rampanın dikliğini de benden size şöyle bir püf nokta, karşıdan gelen arabaların hızlarından tahmin edebilirsiniz. Yani karşıdan gelen ağır vasıtalar tabii. Baktınız çok böyle ağır bir şekilde geliyorsa, ha bura dik. Oto çekeri görüyorsunuz şu an bayağı bir yavaşlamış. Ayağımı topuk frenine attım. Bir diş rötar çektim. Hızım 70-75 civarı. Bir daha çektim. Bir diş daha çektim. 3 diş. Topuk frenini bıraktım çünkü 3 dişte zaten topuk freni komple devreye giriyor. Yani basmamızın bir anlamı yok. Şu an 78'de falan araba kendini indiriyor. Vitesimiz de 11'de. Yani devri bu sefer çok yüksek tutmadık. Aslında dik bir rampa ama dipte bizi kurtaracak bir çıkış olacak birazdan, göreceksiniz. Ne yaptım? Araba hızlanıyor şu an, 80 oldu. Viraja girmeden hafif bir şöyle fren. Arabamı ne yaptım? 70'i tekrar düşürdüm. Bıraktım. Rötarım da yorulmuyor. Fan da açmadı daha. Şu an araba 70-72, yavaş yavaş artmaya başladı. Yavaş yavaş artıyor. 73 oldu. Ama herhangi başka hiçbir şey yapmıyorum şu an. 3 diş rötarım çekili. Vitesim 11'de. Ve hızı takip ediyorum. Gözlemliyorum. Zaten şuradan da hani yolum durumundan da anlarsınız mevzuyu. Birazdan düzleşecek yol. Ondan sonra o tesis geçtikten sonra bir aşağı inip tekrar yukarıya çıkacağız. En son orayı da görüp sonrasında videoyu bırakacağız. Bak şimdi şu virajın orada düzleşecek. 3 diş rötarımız çekili ama araba şu an hala hızlanma eğiliminde. Bir dişini kapattım. 2. Bir tane daha kapattım. Hatta ikisi birden gitti. Gitsin, önemli değil. Araba şu an 90'a doğru yaklaştı. Ve orada kaldı. Yani tam denk geldi. Düzleme rampanın eğimiyle bizim rötar kapatma zamanlamamız tam denk geldi. Şu an 88'de gidiyor araba. Şimdi tesisin bitiminde de şöyle aşağı bir iniş var. Az bir iniş. Ondan sonra geri yukarı çıkacağız. Karşıda da görünüyor zaten rampanın dikliği de. Şu an hiçbir şey yapmıyorum bakın. Ne gaz basıyorum, ne fren basıyorum, ne rötar çekiyorum. Arabam 11'de. 1550 civarında bir devrim var. Hiç dokunmadım. Biraz daha böyle gitmesine müsaade edip 12'ye alacağım arabayı. Arabayı salacağız. Saldıktan sonra da karşı virajın, yalnız şu araba bizi o şey yapacak, bunaltacak. Sen de sola geç bir zahmet. Arkadan gelen bir türlü şey yapmadı. Sola geçmedi Toyotacı. Burada aldım 12'ye. Şimdi hızım da 88 civarı. Şu inişi
kullanacağız kendi karımıza. Nasıl? Burada hızımız bir 100'e falan dayanacak. Sıkıntı yok. Bu salma olayı bu işte. İlk 45 saniye, daha doğrusu 30 saniye sonra ilk uyarıyı veriyor. 15 saniyede hala daha yavaşlamıyorsan takograf oraya hata yazıyor. Bu aradaki 30 saniyeyi de bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Tabii ki bunu yaparken önümüze, arkamıza, sağımıza, solumuza bakarak, kontrol ederek, yani bir yerine zarar vermeyecek şekilde yapıyoruz bunu. Şu an hızım 90. Bakın tam rampanın neredeyse o tam saldığımız yere geldi araba. Tekrar gaz basmaya başladık. Bir vites aldık aşağıya. Burası çok dik bir rampa. Bir vites daha aldık aşağıya. Devri yine her zamanki gibi 1400 civarına getirdik. 10. vites. Tabii ki de yemeyecek. 8'e kadar düşer burada. Biraz daha müsaade ediyoruz. Ayağım tapak az şu an. Yani araba kendi hızını bulana kadar tapak az yapıyoruz. Bir daha düştük. 9. Hala devir düşüyor bakın. Yani böyle hani düşsem mi düşmesem mi civarı bir şey. Bir daha düştüm. 8. vites. 1400'de bir. Tapak az. Araba devirlenmeye başladıkça, yani araba o 1400'ü geçmeye başladıkça ben de gazdan ayağımı çekiyorum. Yani tapa gazı ne yapmış oluyoruz? Bırakmış oluyoruz. Bu da 7'ye de düşebiliriz. Şu an tekrar devri düşmeye başladı. Hafif bir de biraz daha gaz basıyorum. Rampanın bitimini gördüğüm için tekrar bir vites değiştirmeye ihtiyacı hissetmedim. Rampada aklınızda olsun, ne kadar çok vites değişikliği yaparsanız o kadar çok yakar arabanız. O kadar da vitesten düşer. Yani normalde 7 ile kurtaracak olan rampada sen ayarsız vites değişimi yaparsan ta 5'e kadar, 4'e kadar düşürürsün. Tutamazsan arabayı daha da gider yani, kurtarmaz. Araba devirlendikçe ayağımı gazdan çekiyorum bakın. Çünkü tekrar salacağız. Bu sefer Çamlıdere'ye salıyoruz. O yüzden arabamı çok fazla hızlandırmıyorum yani. Hızlanırsa çünkü ne olacak? Bir daha tekrardan yavaşlatmaya uğraşacağız. Gerek yok. Bu sis hala daha burada mı ya? Ben giderken sis vardı. Hala sis var. Maşallah maşallah. Neyse. Evet. 1400-1500 civarı, 1450 civarında şu an devrim. Az bir gaz basıp vites attım bir tane. 9. Bakın şu tabeladan sonra, şu karşıda görünen yeşil tabeladan sonra iniş başlıyor. O yüzden de ne yapmıyorum, oraya kadar arabayı böyle çok fazla şey yapmıyorum yani. Hani hızlandırıp da 70-80 yaptırıp ondan sonra geri, ileride fren basmanın hiçbir anlamı yok. Bir vites daha aldık, arabamız bağırmasın. Hızımız da 60. Görüyorsunuz arkadan gelenler de böyle yaldır yaldır gidiyorlar. Yani tırcılar da aynı, küçük araba da aynı. Bakın tam dediğim gibi inişe başladı. Araba şu an salmaya başladı aşağıya. Yani ben anlam veremiyorum ya. Bu hep böyle zaten. Kırmızı ışık var karşıda, görüyor adam, hala gaz basıyor. Rampa var ineceksin işte, daha gaz basıyor. Ondan sonra geri onu durdurmaya uğraşacak. Frene basacak, rötara basacak, yoracak arabayı. Gerek yok yani, bu küçükte de büyükte de bu böyle. Ya bir dakika sonra hızlansın araba, bir şey olmaz. Şu an 72-73 oldu. Hafiften hafiften artma eğiliminde ama vitesim bu sefer 10. Çünkü biliyorum ki bura biraz dik. 11'e almadım yani. Vites ne kadar yüksek olursa o kadar sıkıntıdasınız demek olur. Bu rampa inişlerinde de ne yapacağız? Kompresör basıncını da kullanacağız. Bir diş 80'e doğru yaklaştı. Bir diş rötar. Hafif azaltmaya doğru eğilime geçti hızı. Yani 75'e falan çekti şu an. Ama biliyorum şuradan aşağısı çok
dik. Bir diş daha çektim. Yavaşlamaya, yani yavaşlayabilecekken yavaşlamak en güzelidir. Hızlanabilecekken de hızlanmak. Bunları tam tersi şekilde uyguluyoruz. Şu an 70 civarı iniyor aşağı doğru. Hızlanmaya başlayacak. İki diş rotarımız çekili çünkü. Buranın kötü tarafı da tam rampanın dibinde viraj var. Virajdan sonra da tekrar çıkmaya başlıyor. Yani hani biraz daha böyle yüksek hızda gitmek burada biraz karlı olabilir ama virajı çok iyi kollamak lazım. O yüzden 11'e aldım arabayı. Biraz daha gitsin. Şu yeşil tabelalar var. Bilmiyorum görünüyor mu ağaçların içinde. Azami asgari hız tabelası. Onun orada komple salacağım arabayı. Şu an 75 falan bir hızım var. 11'de 2 diş rötarım var. Bir dişini bıraktım. 80'e doğru yaklaştı. Bir diş daha bırakıp 12'ye aldım. Bakın viraja doğru geldik. Hız 82, 83, 85, 90. Virajın boş olmasında bunun çok büyük etkisi var. Viraj dolu olsaydı yani kalabalık olsaydı bunu yapmazdım. Biraz daha geç salardım arabayı. Şu an tekrar 90, 88 oldu. Ve araba akıyor. Hiç ellemiyorum. Hafif bir gaz basacağım. 80'in daha da altına düşmesin. Şu tepeciği görüyorsunuz. Oradan sonra biraz daha bir şey var. Sallanacak. Ondan sonra tekrar çıkmaya başlayacağız. Sonra bir de Kızılcahamam'a salacağız. Kısacası olay bu. Hani 3 değil 5 değil isterse 30 tane rampa olsun. Nerede ne yapmanız gerektiğini bilirseniz herhangi bir sıkıntı olmaz. Karşıdan da bizim abilerden biri geliyordu. Tabelalara çok iyi dikkat edeceğiz. Yani yolu bilmiyorsak tabelaya bakacağız. Velev ki tabela da olmasın yolda. O zaman da ne yapmayacağız? Salmayacağız arabayı. Bu kadar basit. Yani salıp da ondan sonra tutmak için debelenmektense yolda giden desin ki ya ne kadar yavaş gidiyor. Ya acemi mi bu? Desin, hiç önemli değil. Bilmediğin yol acemisin zaten yani. Bunun aksini kimse iddia etmiyor. Rampaları da bu şekilde inmek lazım. Yani benim diyeceklerim bu kadar bu videoluk. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah birisinin işine yarar. Hani bu bilgiler kulakta kalıyor. Yarın bir gün aynı böyle bir durum başınıza geldiğinde, yani yeni başlayacak olan arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Lan bu ha şöyleydi bak falan filan diye bir de kendi yorumuyla birleştirdiği zaman işte o tecrübe mevzusu hallolmuş oluyor. Velhasılı kelam, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah dediğim gibi faydalı olmuştur. Her nerede ne iş yapıyorsanız Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Görüşmek üzere. Yine her zamanki gibi. Eyvallah.